Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün sevgili yengeç burçlar için tarot yoluna bakacağız. Bu destemle sizin maddi konularınıza değineceğim. Bu destemle ikisini birden gösterdim. Bu destemle de biraz daha duygusal konularınıza, aşk hayatınıza değineceğim. Öncelikle ben maddi konularla olan destemi bir kenara almak istiyorum. Çünkü genelde en çok merak edilen şey aşk olduğu için ben de sizi hiç bekletmeden hemen aşk hayatınıza bir bakmak istiyorum. Şimdi dostlar, ilişkisi olanlar, olmayanlar, evli olanlar, hepinize teker teker bakacağım arkadaşlar. Ben kartlarımı videoyu beğenip kanala abone olan yengeç burçları için karıştırıyorum. Siz de kanala abone olup videoyu beğendikten sonra aşk hayatınıza alakalı soruları sorup içinizden niyetlenip falı izleyebilirsiniz. Bu şekilde sizin için çok çok daha etkili olacaktır. Öncelikle ilişkisi olmayanlar için kartın verdiği mesajlara bakıyorum. Ardından ilişkisi olanlar için kartların verdiği mesajlara bakacağız. Ardından evli olanlar için şöyle herkese üçer tane kart seçiyorum. Destemi kameramı oynattım. Çok özür dilerim. Destemi kenara alıyorum. Öncelikle ilişkisi olmayanlara başlayacağım. Dilerseniz farklı şeylere niyetlenip diğer falları da izleyebilirsiniz ya da kendi kısmınızı da izleyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Hemen ben alıyorum. Şimdi dostlar, şöyle bir sorunuzu sorun bakayım. Bu kartlara size nasıl cevaplar verecek? Şimdi öncelikle geçmişiniz hakkında bir bilgi, şu anki durumunuz hakkında bir bilgi, geleceğiniz hakkında bir bilgi. Şunu söylemek mümkün. Geçmişinizde hoşlandığınız birisi olduğunu görüyorum. Yani bir kere böyle aşkı tatmışsınız. Gerçekten birisinden çok hoşlanmışsınız. Hatta aşık olmuşsunuz. Birbirinize karşı bir şeyler, yani o tam hissetmese de siz ona karşı bir şeyler hissetmişsiniz. Bundan eminiz. Şu anki durumunuza baktığımızda bu kişiyle ya da başka birileriyle de olabilir ama şu anda aklınızda iki kişi olduğunu görüyorum. Karar vermekte zorlandığınızı, daha henüz tanışmadıysanız bile önümüzdeki haftalarda tanışacaksınız. Bir kişi daha hayatınıza dahil olacak. Şu an hoşlandığınız birisi olduğunu görüyorum. Onunla ilerlemek istiyorsunuz. Onunla devam etmek istiyorsunuz. Devam edebilmeniz için de kameramı oynatıyorum, özür dilerim. Beraber olabilmeniz için de kartların mesajlarına baktığınızda aslında hiç kısmetiniz kapalı değil. Bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Birbirinize karşı uyumlu olduğunuzu görüyorum. Ancak gelecek haftalara baktığımızda, hatta gelecek haftaya diyeyim direkt arkadaşlar, baktığımızda kafanızı karıştıran bir durum olacak. Ya bir kişi daha hayatınıza dahil olacak ve bununla birlikte şu anki konuştuğunuz kişiden emin olamayacaksınız. Acaba bunu mu, yani bununla mı olsam, diğeriyle mi olsam gibisinden bir düşünce olacak. Ama yani birazcık tereddütte kalacağınız bir durum söz konusu. Şu an her ne kadar ya ben bu çocukla ilerlerim, kesin ben aşkı buldum gibi düşünseniz de önümüzdeki haftalarda ya karşı tarafın hareketlerinden emin olamayacaksınız ya da hayatınıza birisinin girmesiyle birlikte kiminle ilerleme konusunda ikileme düşebilirsiniz. Bir karar almanız gerekiyor dostlar. O yüzden şu anki konuştuğunuz kişiyle alakalı iyi düşünün, sağlam adımlar atın. Bu arada hani merak ediyorsanız birlikte olabilir miyiz diye, olabilme ihtimaliniz çok çok yüksek. Çünkü birbirinize uyumlusunuz. Şu anda da zaten birbiriniz arasında bir enerji olduğunu görüyorum. Gayet güzel görünüyor. Ancak karşı taraftan çok değil de biraz sizden ötürü bir ikilemde kalma durumu olabilir. Onunla alakalı kararınızı da vereceğinizi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Zaten fav videolarından takip ederseniz arkadaşlar görürsünüz. İlişkisi olanlara bakmak istiyorum hemen. İlişkisi olanların geçmişi, şu anki durumu ve geleceği. Şimdi geçmişe baktığımızda şu an sevgili olduğunuz kişiyi gördüğünüzde kendinizi sanki yıllardır tanıdığınız bir insanla birlikteymiş gibi hissettiniz. Gerçekten birbirinize olan uyumunuz sizi şok etti. Onunlayken birlikte kendinizi çok güvende hissediyordunuz ve sanki geçmişten beri de tanıdığınız bir dost gibiydi sizin için. Ancak şu an kafanızda bir takım sorular olduğunu görüyorum. İlişkinizin ilerlemesi konusunda tam olarak emin değilsiniz. Sorular var aklınızdan.
Acaba doğru mu karar verdik biz birlikte olarak? Acaba gerçekten düşündüğüm gibi birbirimize uygun muyuz sorularının kafanızın içerisinde dolaştığını görüyorum. Ancak önümüzdeki haftalara baktığımızda bu soruların biraz daha deneyeceğini ve artık gerçekten eski enerjinizi, eski uyumunuzu tekrardan yakalayabileceğinizi söyleyebilirim. O yüzden hiç canınızı sıkmanız, dert etmeniz gereken bir durum söz konusu değil. Birazcık böyle kafanızı karıştıran birkaç düşünce var. Onları önümüzdeki haftalarda yok edeceksiniz, sorularınızı cevaplandıracaksınız ve ilişkiniz için güzel bir şans daha geliyor. Yani bitme noktasına gelecekse bile bir şans daha mutlaka vereceğinizi görüyorum. Yani ilişkiniz devam edecek dostlar, uzun lafın kısası. Evli olanlar için bakalım. Hemen şöyle kartlara güzel enerjinizi yollayın, sorularınızı sorun. Geçmişiniz, şu anki durumunuz ve geleceğiniz. Geçmişinize baktığımızda evlenirken etrafınızdaki insanlardan çok fazla destek görmemiş olabilirsiniz ya da eşinizden genel anlamda bir destek görmemiş olabilirsiniz. Bu evliliği biraz daha sizin yüklendiğinizi söyleyebilirim. Şu anki durumunuza baktığımızda evliliğinizle alakalı hiçbir problem görünmüyor. Gayet güzel. Tabii ki ufak tefek şeyler olabilir ama genel anlamda elde ettiğiniz maddi huzur sayesinde evliliğiniz de aslında huzurlu oluyor. Evliliğinizi bu durum da etkiliyor. Bununla alakalı yeni bir kısmet geleceğini görüyorum. Bu kısmetle birlikte eşiniz de siz de çok mutlu olacaksınız. Geleceğe bakacak olursak arkadaşlar, hayatınıza birkaç insan dahil olabilir. Bu insanlardan uzak durmanızı, eşinizin de uzak durmasını size tavsiye ederim. Siz kötü niyetli olmasanız bile bu insanlar kötü niyetli bir insan olabilir arkadaşlar. Hoşunuza gitmeyecek birisiyle bir arkadaşlık ya da bir münasebet kurma zorunluluğunda olabilirsiniz. Bu yüzden eşinizle çok fazla tartışmamaya dikkat edin. Ya da hani öncesinde deyin ki hani ben böyle böyle bir şey istemiyorum. Öncesinden haberin olsun. Çünkü falda zaten size bunun haberini veriyorum. Bunu karşı tarafa söyleyin. Dikkat edecektir diye düşünüyorum. Evliliğinizin riske girmesi gibi bir durum yok. Ancak üçüncü kişilerin evliliğinize dahil olması tabii ki de sizi rahatsız edecektir dostlar. Şimdi maddi durumla alakalı, kariyerle alakalı ve eğitimle alakalı bakacağım. Kartlarımı yine yengeç burçları için niyetlenerek karıştırıyorum. Sadece videoyu beğenen ve kanala abone olanlar için niyetleniyorum. Siz de videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra niyetlerinizi dile getirebilirsiniz dostlar. Bu arada özel olarak fal baktırmak istiyorsanız da Instagram hesabım açıklamada yazıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizin için 7 tane kart seçeceğim. Bakalım sizin maddi durumunuz, kariyer durumunuz ve eğitim hayatınızla alakalı bana nasıl bilgi verecek? Öncelikle şöyle bir geçmiş kartlarımızı açalım. Şu anki durumunuz ve gelecek kartlarımız. Şimdi arkadaşlar geçmişinize baktığımızda maddi anlamda, eğitim anlamında, kariyer anlamında yüksek bir huzur içerisinde olduğunuzu ve gerçekten güzel bir ilerleme kaydettiğinizi söyleyebilirim hayatınızla alakalı. Kafanıza koyduğunuz birçok şeyi hallettiğinizi görüyorum. Hem eğitimle hem kariyerle hem maddi durumunuzla alakalı. Ancak şu anda birazcık daha az hareket etme, daha fazla girişimde, daha az girişimde bulunma daha doğrusu. Daha az çalışma hem eğitim anlamında hem kariyer anlamında hem de para anlamında daha az hani gelir elde etme durumu var. Biraz sizin isteksizliğiniz ve çabasızlığınız var. Bunu düzelttiğiniz takdirde gayet güzel sonuçlara tekrardan gideceksiniz. Mutlaka geçmişinize bakıp geçmişinizden destek almanızı size tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel şeyler yapabilecek bir potansiyeliniz olduğunu görüyorum. Şu iki kartın çıkması mükemmel. Dilerdim ki geleceğinizde çıksın. Geleceğinizle alakalı da kötü bir şeyler yok. Ancak şu anki durumunuza baktığımızda bir isteksizlik, bir çabasızlık var. Bundan kurtulmanız size tavsiyemdir. Zaten yakın zamanda size birçok kısmet gelecek. Bu kısmetleri değerlendireceğinizi görüyorum. Elinizden geldiği kadar ikisini, üçünü, beşini değerlendirmeye çalışın. Sadece işte şu bana yeter diye düşünmeyin. Çünkü çok daha fazlasını yapabilecek bir potansiyeliniz var. Bunu neden söylüyorum? Çünkü geçmişinizde zaten yapmışsınız. Geçmişiniz çok güzel görünüyor. Geleceğinizle alakalı da bunlara dikkat ederseniz çok çok daha iyi yerlere geleceğinizi söyleyebilirim. Şu anki isteksizliğinizden, birazcık kendinizi yorgun hissetmenizden hani kurtulmaya çalışın. Bir şekilde pozitif olmaya, bir şekilde aktif olmaya çalışmalısınız. Size tavsiyem tabii ki. Bu arada sadece mesela şey demek istemiyorum ben. Bu ara çok isteksizsiniz. Böyle bitirmek istemiyorum. Sonuçta benim tavsiye vermem gerekiyor. Yoksa niye fal bakayım? Yoksa niye geleceğinizle alakalı size mesajlar vereyim? Sonuçta bu sizin işinize yaramayacaksa söylemenin bir anlamı yok. O yüzden size söylüyorum. Şöyle şöyle yaparsanız böyle olur diye arkadaşlar.
Bu kariyer anlamında da, eğitim anlamında da, maddi anlamda da ya da sizin niyetlendiğiniz şey neyse onunla alakalı geçerli bir durum. Geçmişinize bakıp geleceğinizi onunla alakalı da dizayn etmeniz dostlar. Bu kadardı fal videomuz yengeç burçları için. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Twitter'dan da aynı şekilde özel olarak fal baktırmak istiyorsanız yazabilirsiniz de dostlar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize bir dahaki videoya kadar çok iyi bakın. Görüşmek üzere.